Evet, Türkiye'nin en önemli klinik psikologlarından Esra Ezmeci stüdyomuzda ve sizi dinliyor. Esra'cığım, az önce arayan bir hanımefendi dedi ki, yanlış hatırlamıyorum değil mi? 11 yıllık arkadaşım kocamı ayarttı dedi. Aslında dedi benim kocam, ben onu biliyorum, saf bir adamdır. İyi niyetle dedi. Bu işe başlamıştır. Evet. Kandırıldı. Kandırmasının sebebi de kız arkadaşım beni çok kıskandığı için kocamı elimden almaya çalışıyordu. Ve ben bu travmayı atlatamıyorum dedi. Hemen buna ilişikli olarak haberi getireceğim ekrana. Derya Tuna'nın bir haberi. Çapkınlıkla ilgili geçtiğimiz günlerde Derya Tuna bir açıklama yaptı. Buyurunuz, manşet şu: evime giren kadınlar İbo'ya göz koydu. Yani hep ne dedik? Ağacın kurduğu aslında burada da içindeydi. Ben buna çok inanıyorum. Fakat burada mesela hanımefendinin dediği gibi koca çok masum mu? Şimdi şöyle, ben hep şunu düşünüyorum. Tabii kadınların da bazen hani bu tarzı ve çok flörtöz durumları oluyor ama size karşı sadakat sözü olan ve ilişkisinde sadakat sözünü asıl tutması gereken kişi eşiniz. Bir kere bunu her zaman düşünmeniz lazım. Evet, arkadaş olur ya da farklı biri, dışarıdan bir kadın olur. Ben hep görüyorum, bazı danışanlarım ya da bana soru soran kişiler diyor ki diğer kadına da ayarttı, diğer kadın işte şunu yaptı. Evet, bazen ilişkiyi bozma yolunda adım atabilirler ya da onun için bir şey yapar kadınlar ama bunu unutmayın. Önce birinci adım size sadakat sözü olan eşiniz. O yüzden en büyük sorumluluk her zaman eşte. Onun dışında ikinci adım, birine saf ya da iyi niyetli dediğiniz zaman o kişiyle ilgili çok gardınız düşüyor. Çünkü diyor yani onun yaptığı her şeyi bir bahane buluyorsunuz. Yani bunun mutlaka bir sebebi vardır çünkü iyi niyetli. Bak, bana iyi davranıyor, demek ki başkası kandırdı gibi. Burada iyi düşünün. Saflık derecesine gelmeden önce bu kişinin işi gücü var, her şeyini yapıyor, halledebiliyor. 34 yaşına gelmiş bir adamdan bahsediyoruz. Yani değil mi? Adam orada, hani şeker verip kandıracağın türde birisi değil ki. Yani bir zihinsel engeli yok. Bir saflığı derken bir zihinsel engeli var mı bu adamın? O zaman sizle evli olamazdı. O zaman bu adam bir seçim yapmış. Seçim ne? Dışarıda sizin 11 yıllık arkadaşınızla el ele tutuşup yürüyüp sevgili olmak. Bu bir seçimdir. Seçim de aklınla, mantığınla ve sizi aldatmayı göze alarak yaptığı bir şeydir. Her şu olabilir. İşte arkadaşınız gelmiştir, sizin aranızın daha da açılmasına sebebiyet şöyle vermiştir. Ya senin kocanla da işte kocan da şöyle bence soğuk davran demiştir. O da mesela, evli bu arada. Kendi de evli. Öyle demiştir. Sizin aranızın daha da açılmasına sebebiyet vermiştir. Yani bu anlamda bir kurtluk yapmış olabilir. Bir de hayatım, düşünsene evliliğindeki problemi en yakın arkadaşım sandığın aslında kocanın sevgilisini anlatıyorsun. Bir de dedi ki bana, korkunç bir şey bu. Bana sert davranıyor ama yani sert akıl veriyormuş. Yani evet, sen sana öyle mi yaptı, sen de böyle yap diyelim ki. Niye öyle yaparak belli, aralarının açılmasına sebebiyet veriyor. Evet, bunlar doğru. Evet, bunlar ikinci adımı. Bana göre zaten hani bir şeyinden şüphelendiğiniz, enerjisini sevmediğiniz insanı zaten ailenizin içine çok almayın. Ama burada şunu unutmayın. Erkekler o aptal değiller yani. İsterse oradaki seçimini değiştirebilir. Kadın aranızı bozdu, geldi evine. Unutmayın, bir de şunu unutmamak lazım. Hem bir sadakatsizlik var, bir de bazen bazı şeyler sadece sadakatsizlik değildir. Bir de büyük ihanetlerdir. Senin yakının olan biriyle aldatıyor olmak, eşinin sana büyük bir ihaneti, dolandırıcılığıdır. Bunu da unutmamak lazım. Bir de biri seni sürekli derdini dinlemek için geliyorsa ve sürekli seninle ilgileniyorsa merak o kişiden ediyor, uzak dur. Evet. Ya size hep söylüyorum, en büyük darbeyi ben kocamın akrabasından yedim. Tabii yakınlık. Ve aynen böyleydi. Keşke aslında isim soyadı verebilsem, hani öyle bir dünya olsa da herkes birbirini ifşa etse değil mi? Yani şimdi şöyle bir durum oluyor. Yakınlık olduğu zaman senin onu kırma becerin daha yüksek oluyor. Daha rahat kırabiliyorsun. Çünkü daha çok şey biliyorsun onunla ilgili. Bir duygusal bağın var. O yüzden daha kolay, rahatlıkla kırabiliyorsun. Derya Hanım da tabii demiş ki evimize giren kişiler. Tabii burada onu sanatçı olduğunu da unutmamak lazım. Sanatçı oldukları için sosyalleşiyorlar, yakınlaşıyorlar. Dışarıda da görme ihtimalleri artıyor ama evde olan kişinin de, bu İbrahim Bey olur, farklı kişi olur, flörtöz olduğunu unutmamak lazım. Tamam, eve giren kişiler bir şekilde yakınlık kurmuşlar, daha da ileriye devam ettirmişler ama orada erkeğin rolünü de unutmamak lazım. Eve giren arkadaşlarınızdan daha çok erkeğin size sadakat sözü var. Ve Derya Tuna şunu söylemiş: gerçekten samimi olduğumuz insanları evimize almakta hata mı yapıyoruz diye sormuş. Yani tabii şimdi şuna da güvenemiyorsun. Çift olarak alıyorsun, evli olsa da işte yapıyor. Evli, kadın evli. Evli olsa da yapabiliyor. Ya ahlaksızın hiçbir şeyi olmuyor, biliyor musun? Ahlaksız her yerde ahlaksız oluyor. Dışarıda da görür yapar, yanına gider. Hani bir de o da var. Şimdi mesela sizin bir arkadaşınızsa biri, adamcağızı dışarıda görür, yine yanına oturur. Hayatım, bir şey tamam, yapacaksa dışarıda yapar. Dışarıda yaptı, o kadar dokunmuyor da ahlaksız evime girmiş, çayımı kahvemi içmiş, yemeğimi yemiş, benim derdimi dinlemiş göya yani. Hani bana yol arkadaşı olmuş. Bana bu daha çok dokunur. Şimdi, sana dokunmaz mı? Yani beni de çok rahatsız eder ama ben en çok eşime güvenmek isterim. Tabii canım. Her zaman yoluna böyle şeyler çıkabilecek. Bugün evimize girer, yarın dışarıdaki biri. Yani ben eşime güvenmedikten sonra ne yapacağım? Tüm hayatımı mı kapatacağım? Evime kimseyi mi almayacağım? Öbür gün insanların akrabaları geliyor, yok teyzesinin kızı oluyor bilmem ne, kuzeni görüyor, onunla da ilişki yaşayabiliyorlar. Yani biz kendimizi kapatamayız. Ben eşime güvenmedikten sonra diken üstünde hayatımı tamamen kapatayım da eşim beni aldatmasın diye yaşayamam. Ben eşime güveneceğim. Tabii. Öyle bir fanus yok zaten. Yok. İçine hani mesela kocanı ya da karını koyacaksın, evet. Ve kimse o ilişkiye dokunmayacak. O yüzden Allah çocuklarımızın, bizlerin karşısına iyi insanlar çıkarsın. Bir telefonumuz daha varmış, alalım. Alo. Alo, iyi yayınlar. Hoş geldiniz, teşekkürler, buyurun. Ben görücü usulüyle 6 sene önce bir evlilik yaptım. Hı hı. Şu an hala evliyim aynı kişiyle. Ama biz memleketimizde evlendik, İstanbul'a geldik. İstanbul'a gelince eşim beni 4 gün sonra aynı yatakta yatarken beni uyutup başka kızlarla mesajlaşmasını yakaladım. Daha sonra bu, hani yeni evlendiğim için ses edemedim. Bu gitgide devam etmeye başladı. Devam etti. Artı yanında şiddetleri de başladı. Şiddetlerine de göz yumdum. Ama hani şiddetin boyu çok yüksekti. Ailemin yanına gittim birkaç kere. Geri döndüm. Hani kaynanam, kaynbabam olarak da hani gönlüme ettiler. Geri döndüm, geldim. Ama bu aldatma devam etti. Ekstra artık ailemle kötü olmaya başladı eşim. Hı hı. Ondan sonra 2 sene sonra çocuğum oldu. Bu saatten sonra çocuğum için dedim, hala katlanmaya devam ettim. Ama döverek beni hani hastanelik ettiği noktalar bile olmuştu eşimin. Artık hani kırıcı sözler söylemeye başlamıştı. Böyle başım ağrıyor dediğimde sen çürüksün, çürük geldin bana. Ben 20 yaşındaydım evlendiğimde. İşte seni benim başıma attı ailen. Başıma çıktığın güne lanet olsun. Yani sürekli böyle bu sözler de söylüyordu. Peki eşiniz tüm bu çirkin sözleri size sarf ederken siz hiçbir tavır sergilemediniz mi tüm bunlara karşılık? Sergiliyordum aslında. Ne yapıyordunuz hani mesela? Ne yapıyordum? Hani bak, hani kötü bir şey söylemiyordum eşime ama hani bak bana bu şekilde söyleme, yapma, kırıcı oluyorsun, kalbimi kırıyorsun, senin böyle söylemeni istemiyorum. Anlıyor muydu sizin bu sözlerinizden? Anlamıyordu. İşte bana sen söylettiriyorsun, sen bunları hak ediyorsun gibisine şeyler söylüyordu. Sonra ben işte çocuğuma hamile kaldığımda bana şey dedi, bu çocuk kimden dedi. Bu çocuk benden değil dedi. Ben de dedim ki ben her şekilde dedim DNA dedim yaptırabilirim. Ama bunu hiç kimseye söyleyemedim. Aileme de söyleyemedim. Aileme söylesem beni çok zor şey yapacaklardı. Hani bırakmayacaklardı yanında. Yani kocanız resmen sizin başka biriyle birlikte olduğunuzu iddia eden cümleler sarf etti. Evet, evet, aynen öyle oldu. Sonra onu da yuttum. Ama şiddetinin boyutu devam etti. Ondan sonra şiddetinin boyutu devam etti. O devam ederken tekrar hani bir süre sonra ikinci çocuğuma istemeden hamile kaldım. Onda da aynı şeyi yaptı bana. Bu çocuk benden değil dedi. Günü gününe hesaplanmaya başladı. Ama şiddeti de devam etti. Hamileyken de şiddet gördüm. Sonrası da şiddet gördüm. Yakın bir ay öncesine kadar da tekrar Azeri bir bayanla mesajlaştıklarını da yakaladım. Ama gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Eşim devlet memuru, hani memur, iyi bir iş, hani yordamı biliyor. Yani telefonumu elimden alıyor. ailemle irtibatımı kesiyor o süre zarfında. Ondan sonra beni göndermiyor, izin vermiyor. Gidersen şöyle yaparım, böyle yaparım, tehditler ediyor. Çocuklarımın yanında beni birkaç kere dövdü. Hani çocuklarım buna şahit oldu. Büyük kızım 4 yaşında. Buna şahit oldu. Artık hani o da ben böyle üzülünce ne oldu anne babam hani seni dövdü mü diyor. Yok kızım dövmedi diyorum. Niye böyle oldun diyor. Artık bende sağlık sorunları olmaya başladı. Ama eşime de söyleyemiyorum. Çünkü söylesem hep diyor ki sen çürüksün. Bana zaten çürük geldin. Sen bakımsızsın. Bana sürekli işte şu kadın çok güzel. Bak sen öyle değilsin. Bak şu kızın şurası çok güzel. Sen de böyle olabilirsin. Ya neden müsaade ediyorsunuz size bu kadar hakaret etmesine? Sizi bu kadar rencide etmesine? Niye müsaade ediyorsunuz ya? Hep dedim ki işte hani kızım için dedim. Son 2. kızım oldu. 2 tane kızım oldu. Aileme anlatıyorum. Ailesine anlatıyorum. Hani ailem zaten her şekilde çok yanındalar. Allah razı olsun. Hep destekler. Hani onlar da diyor gel kızım. Ama diyorum ki gitsem şimdi kızım da babasına çok düşkün. Kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız siz? 25 yaşındayım. Daha 25 yaşındasınız. Evet. Kocanız denilen o adam, yani özür dilerim lütfen ne olur benim kız kardeşim olsanız aynı şeyleri söylerdim yani. Başka kadınları örnek gösterip size senden daha güzel diyor, sen çürüksün diyor, seni dövüyor, hakaret ediyor, aşağılıyor. 25 yaşında siz ona emek veriyorsunuz ve sizi aşağılayan bir adamla bir 25 yıl daha geçer mi sizce? Ya işte ben de Esra Hanım'a onu diyecektim ama şu an mesela bende her ipler koptu. Hani artık istemiyorum. İçim ısınmıyor. Hani gerçekten ısınmıyor. Gitmek istedim. 15 gün öncesine kadar. Yine beni göndermedi. Ondan sonra... Niye göndermiyor? Ama... Çok mu seviyorum diyor. Ne diyor? Hayır diyor ki bana bunları sen bir anlık sinirle yaptırıyorsun. Bana bunları sen yaptırıyorsun. Ben seni seviyorum. Hiç. Tamam hatamın farkındayım. Dedim ki artık ben çok birikti. Ben de birikti. Artık seni kabullenemiyorum, istemiyorum, sevmiyorum. Tamam %80'lik suç bende, %20'lik sende. Ben anladım falan diyor ama yapmaya da hala devam ediyor. Yani kocanız şunu söylüyor. Hani bir filmlerde bir replik var ya, hele bir sor niye yaptım. Ben seni aldatıyorum ama bir sor niye yaptım. Bunda suçlu sensin. Ben seni dövüyorum ama niye dövüyorum bir sor suçlu sensin. Ben başka kadını daha güzel buluyorum ama niye bir sor suçlu sensin. Her şeyin hayatta bir sebebi vardır ama o sebepler bizim umurumuzda değil, hele böyle ki durumlarda. Hiç değil ya. Peki hiçbir şiddetinde gittiniz mi sizi o evden? Ben onu merak ettim. Gittiniz. Sonra nasıl ikna etti sizi? Nasıl ikna etti? Geldi ailemin yanında sözler verdi. Tövbeler etti. Bir daha olmayacak dedi. Dönüp geldim yine oldu. Yine oldu. Şimdi bazen karşımızdaki insan bir psikopat olabilir. Yani bazen böyle anlatılınca, şimdi psikolog olduğumuz için hani böyle uyumlu mesaj vermeye çalışıyoruz ya. Yani o adamı bir diyorum ki elime geçirsem de o adamı hani bu kadıncağıza, bu hani genç kadına nasıl böyle bir şey yapabilir? Çünkü şimdi... Karşımızdaki kişi, yani sizin eşiniz bana göre bir, yani psikopat özellikleri olan narsist bir adam. Çünkü neden? Hem kadına kötü davranıyorsun, hem üstüne üstlük devamlı değersizleştirmeye devam ediyorsun. Ben size şu soruyu sorayım. Siz kızınızın ileride bir psikolojik rahatsızlığı olsun ister misiniz? İstemem, asla istemem. O zaman bu adamdan siz kurtulun. Bazı babalara hiç gerek yok hayatta. Hele böyle bir babaya. Bakın hocam, kızınız ne görüyor biliyor musunuz? Anne devamlı şiddet görüyor. En sevdiği, en güvendiği kişi, en güvenmesi gereken diğer kişiden devamlı dayak yiyor. Bu kızcağız ileride nasıl bir eş seçecek? Nasıl kendine güvenecek? Nasıl güvendiği kişilere kendine emanet edecek? Edemez. Korkar. Hayatta herkesten korkar. O da belki sizin gibi bir bağımlılık geliştirir. Hayat boyu belki de şiddet görebileceği insanlara tutunur. Çünkü değersizlik öğreniyor. Öyle babaya ihtiyaç yok. Çok iyi babalık yapacaksa siz ayrılırsınız. Haftada bir görsün. Onun o babalığı bile bence fazla. Bir de gerçekten el alemin psikopatlarını düzeltemiyoruz. Evet, şimdi bakın bazen bazı insanı düzeltsin onu. Düzeltemiyoruz. Yani evet. Bazısına taktik gerek yok. Çünkü onun kişilik bozukluğu var artık. O sizi aşağılayarak, değersizleştirerek, şiddet uygulayarak, bir de altında bir sebep bularak kendini haklı görerek orada oturuyor. Sonra diyor ki gitse bile ben bir bahaneyle gider alırım. Niye yaptım diyor. Ben şimdi bir adam ya da biri bana yanlış bir şey yapsın, ben de onu Allah korusun öldüreyim. Ama benim nedenim vardı diyeyim. Öyle bir şey yok. Hayatta yaptığımız şeyler bizim kişilik özelliğimizi gösterir. Yani ben birine bir şey yapıyorsam o sizinle olma ihtimali çok az. O benim kişilik özelliğim. Her şeyin bir nedeni var. Evet, o yüzden siz o adamdan gidin kurtulun, 25 yaşındasınız. Kızınıza iyilik yapmak istiyorsanız boşanın o adamdan. Bakın bunu söyleyen bir klinik psikolog, Türkiye'nin en önemli psikologlarından. Yani komşumuz Hatice abla değil. Emine kurtunuz olabilecek biri değil. Evet, kurdunuz olacak biri değil. Bunu söyleyen Esra Ezmeci, klinik psikolog. Yani bugün kendisinden bir danışmanlık almaya gittiğinizde aynı şeyleri size söyleyecektir. Aynı şekilde. Ne olur bir derdiniz varsa arayın. Size doğru insan doğru yolu göstersin. Peki İnşallah doğru yolu bulursunuz. 25 yaşında daha hayatınızın baharındasınız. Ne demek yani, bir adam seni dövecek, eziyet edecek, bir de utanmadan ahlaksız, başka kadınları güzel olarak örnek gösterecek. Vallahi bazen böyle adamlara eli maşalı kadınlar lazım, biliyor musun? Aynen. Gerçekten şöyle elini beline koyacak, bir sene önce haddini bil diyecek kadınlar lazım yani. Bir de tek iyi özelliği olarak ne söyleyebiliyor? İşte devlet memuru, belli bir geleceği, hani güvenli şeyi var. Öyle bir şey olmasına bakmayın bile. Kimse kimsenin geleceği, kimse kimsenin sigortası değil vallahi. Hiç öyle düşünmeyin. Sen kendinin sigortasısın. Bir tane hayatınız var. Bir adamın kölesi olmak sizi değersizleştirmesi için bu dünyaya gelmediniz. Arkadaşlar, sizin için dua edeceğim. Doğru yolu bulabilmeniz ve doğru seçim yapabilmeniz adına. Alo.